Egemen, ilk önce şu skorboardu bitir. Ne zamandırız Avrupa mücadelesi izlemeyi özlemiştik. Ama ben voleybol salonlarını özlemişim. Geçen sene gelemedim. Geçen sene bu mikrofonları sana ben uzatamadım. Doğru. Ama benim için çok özel bir antrenörsün hocam. Çok teşekkür ederim. Hem akademik kariyerinle, hem başarılarınla, hem altyapıyla, hem yıllarca biz seninle aslında yardımcı antrenör olarak burada röportajlarda doğru, beraber doğru. olmuştuk. Yardımcı antrenör olarak çoğu zaman baş antrenörün tercümanı olarak çok uzun röportajlar yaptık sizinle, doğru. Şimdi tercüman olarak değil, Halkbank'ın baş antrenörü olarak evet. Seninle yaptığın ilk röportaj olacak ve Avrupa maçı oldu. Evet. Aslında ben 3-0 bekliyordum hocam, 3-1 oldu. Sen bekliyor muydun? Ya bu maçta ben Halkbank set vermez diyordum açıkçası. Şöyle dürüst olmak gerekirse rakibimizi hiç tanımıyoruz. Normalde Avrupa'da oynayan takımları analiz etmek daha kolay oluyor. Çünkü onların daha önce liglerinde oynadıkları maçlara erişmek kolay oluyor. Dolayısıyla nasıl bir takımla oynayacağımızı bilerek hazırlanıyoruz. Bu takımı hiç bilmiyoruz. Sadece oynadıkları bir tane hazırlık maçı var. Ve o hazırlık maçını da aynı bizlerde olduğu gibi bütün oyuncularını değerlendirmeye çalışan bir antrenör olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla rakibimizi bilmiyorduk. Ancak şunu söyleyeyim, çok sert bir takım olduğunu hep birlikte gördük. Önemli olan onların ne kadar sert başladığı değil, bizim aslında sahada ne kadar direnç gösterdiğimizdi. Ben bugün özellikle ilk sette inanılmaz bir direnç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugün blokta özellikle kontra atakta çok etkili bir Halk Bankası izlettirdiğimizi düşünüyorum. Karşı takım gerçekten iyi bir takım, sert bir takım, genç, dinamik ve aç bir takım, öyle görünüyor. Ama aynı zamanda karşısındaki takım da Halk Bankası da aynı oranda agresif, sert ve aç bir takım. Biz Avrupa Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa Kupası ile ilgili hayallerimiz var. Bu hayallerimize ulaşmak, bunlara kavuşmak için her maç bizim için bir basamak. Bugün de bir basamaktı. Onu atladığımızı düşünüyorum. Yarın değil, ondan sonraki gün bir maçımız daha var. Aynı ciddiyetle yine aynı maça çıkacağız ve bu maçı da kazanarak tur atlamayı hedefliyoruz. Şimdi hocam, senin önceki röportajlarımız zamanında Halkbank bir yıldızlar topluluğu gibiydi. Çok iyi oyuncular vardı. Direkt şu anda puan durumunun zirvesine oturmuş bir takımda. Avrupa'da direkt şampiyon olmasına biz Ankara Denizi'nden kesin gözüyle baktığımız bir takımda. Ama Halkbank sanki kimliğini biraz daha genç oyuncular, altyapıya yöneldi gibi. Nasıl, sen nasıl anlatırsın? Diye. Şöyle, tabii bu sadece bizim kulübümüzle ilgili bir durum değil. Aynı zamanda konjonktürle ilgili bir durum. Sadece Halk Bankası değil, Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ya da Avrupa Kupası'nı hedefleyen diğer takımlara baktığınızda benzer bir yapılanmaya gittiklerini görebilirsiniz. Tabii bunun birçok sebebi var. Ama bizim kulübümüzün özellikle altyapısından yetişen oyunculara takımda yer vermek gibi çok ciddi bir misyonu var. Kaldı ki bu oyuncularımız aynı zamanda milli takımımızı da temsil eden, milli takımda oynayan oyuncularımız. Biz hem gençlerden, hem tecrübelilerden, hem yerli, hem yabancı karmasından oluşmuş bir takımız. Bizdeki hiçbir oyuncu diğer oyuncudan daha kıymetli ya da daha kıymetsiz değil. Biz bir takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bir oyuncunun üstüne kurulmuş, bir oyuncunun etrafında şekillenmiş bir takım olmak yerine 14 kişinin emeğiyle başarılı olmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Zahmetli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Ama daha da keyifli olduğu da bir aşikar. Bir de bu sene ilaveten bu tribünlerin boş olması var hocam. Evet, ya tribünler boş. Tribünler boş. Biliyorsunuz Halk Bankası özellikle Avrupa maçlarında tribünleri çok dinamik olan bir takım, bir kulüp. Bu sene maalesef böyle. Her şeyin başı sağlık. Önemli olan sağlık. Böyle olması gerekiyormuş. Şartlar herkes için aynı. Biz de bu şartlarda ülkemizde kulübümüzü, bankamızı, yurt dışında da Avrupa'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Ankaralı sporseverler de salonunu özlemiştir inşallah. Pandemi koşulları geçer geçmez bu salonu tıka basa doldururlar. Çok daha keyifli, çok daha heyecanlı maçlar izleriz. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü herkesin bazı alışkanlıkları var. Ve Avrupa kupalarında Ankaralı voleybol severler Halk Bankası'nı desteklemeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdi. Eminim ki özlemişlerdir. Ama biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz devletimiz elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Umarım bu çabalar bir olumlu bir sonuç verir ve hayatımız en kısa sürede normale döner. O zaman da bütün taraftarlarımızın önünde büyük maçları hep birlikte oynarız. Sana o mikrofonu uzatmak benim açımdan çok keyifliydi. Hem Halkbank'ın başarısı hem senin başarınla
kendi adıma çok gurur duyuyorum. İnşallah çok çok. Şunu söyleyeyim. Biz iyi çalıştığımızı iddia ediyoruz. Devamlı oyuncu arkadaşlarıma ve teknik kadrodaki arkadaşlarıma şunu söylerim. Evet, biz iyi çalıştığımızı iddia ediyoruz. Bilimsel çalışıyoruz. Akademik bilgimizi olabildiğince sahadan gelen bilgilerle harmanlayıp ortaya güzel bir kombinasyon koymaya çalışıyoruz. Ama bütün bunlar sonuca yansıdığı zaman kıymete biner. Bizim yaptığımız işi sonuca yansıtmamız lazım. Aksi takdirde kendi kendimizi öven insanlar olmanın ötesine geçemeyiz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum, iddia ediyorum. Ama bunu sonuca yansıtmamız lazım. İnşallah sonuca da yansıttığımız zaman bu belki de bir ekol olarak Türkiye'de yerleşmiş olacak. Biz de bunu takip ettiğimiz için mutluluk duyarız hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önemli maç ardından Ediz'le beraberiz. Ediz 3-1 bitti. Avrupa'da Halkbank zaten bir markaydı. Ama daha da güçlü gelecek gibi hissettirdi bugün. Sen ne düşünüyorsun? Halkbank nasıl? Bugünkü maç nasıldı? Açıkçası bugünkü rakibimizden biz bu kadar direnç beklemiyorduk. Elimizde sadece onların yaptığı bir tane hazırlık maçı görüntüleri vardı. Onlara çalışırken bir tane hazırlık maçı görüntüsü yeterli değil aslında. Biz teknik ekibimiz olarak çok fazla bilgiyi bir araya getirerek rakiplerimizi hazırlamıyoruz normalde. O yüzden bu maçta yeterli bilgiye sahip olmadığımız için ilk başta beklediğimiz dirençten daha fazlasıyla karşılaştık. Bizim hedefimiz çok daha yukarılar olduğu için buraları hiç kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Bunun için çaba gösteriyoruz. Şu anda çok zorlu bir fikstürümüz var. İki gün, yarın değil öbürsü gün öbür maçımızı oynayacağız. Biz İsrail'e gitmeyeceğiz. Ondan sonra pazar günü de lig maçı oynayacağız. Yani bu şekilde bir fikstürümüz var. Yani bu zorlu fikstürden yüzü alnı ak bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü çalışmalarımızı ona göre yönlendiriyoruz, ona göre şekillendiriyoruz. O güce sahibiz. Halk Bankası da çok büyük bir aile. Evet. Yani voleybol markası oldu diyebiliriz artık Halk Bank için aslında. Artık değil, uzun zamandır uzun zaman. Öyle. Evet, çünkü yılların köklü kulüplerinden bir tanesi ve erkek takımlarında en çok şampiyonluğa sahip olan kulübün ta kendisi. Evet. Eczacıbaşı'ndan sonra zamanında onların da erkek takımı vardı. O şekilde. Valla biz bu maç trafiğinden antrenmanlara gelip sizi takip edemiyoruz. Çünkü sürekli bu maç temposunda Halk Bankası. Şimdi ne bekliyoruz? Ligde nasıl bir Halk Bankası göreceğiz bu sezon? Ligde oturtmak istediğimiz sistemlerimiz var. Biz Taner Hocam'ın da söylediği gibi tek bir oyuncu üzerine kurulu bir takım değiliz. Çok daha yelpazesi geniş, sayı odağı daha fazla oyunculardan kaynaklı bir sistemimiz var. Bunu da oturtmaya çalışıyoruz. Ligin başlarında şimdilerde o yüzden birkaç tane yara aldık ama bunlar bizim ligin sonunda alacağımız başarıya katkıda bulunacaktır. Güzel dersler oldu bize. Ligin başında böyle derslerin olması daha iyidir her zaman ligin sonunda olmasındansa. Çünkü sonlar her zaman daha önemlidir. Ligde en yukarıya oynuyoruz. Oynadığımız 3 kupada da en yukarıya oynuyoruz. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldık. Şu anda 3. sıradayız. Oynamadığımız bir tane maç var. İzmir'deki deprem dolayısıyla gidemedik İzmir'e. Buradan da oradaki tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Challenge Cup'ta da evet, en üst seviyede bitirip kupayı almayı hedefliyoruz. Vallahi maç sonrası sen de terlisin. Antrenman sonrası, antrenman öncesi çok daha uzun söyleşiler yapacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.